Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den herkese merhaba sevgili izleyenler. Bugün 31 Mayıs Cuma, saatlerimiz ise 13'ü gösteriyor. Yaklaşık bir saat boyunca Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Hemen ilk haberimizle başlayalım. Evet, Malatya'da F-4 savaş uçağının inişi sırasında arıza meydana geldi sevgili izleyenler ve orada bulunan iki pilot atlayarak kendisini kurtardı. Uçaktaysa hasar oluştu. Savunma Bakanlığı Malatya'da F-4 savaş uçağının inişi sırasında yaşanan kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır denildi. Yapılan açıklamada ayrıca İran kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla bölücü terör örgütü PKK tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 3,5 saat süren toplantıda Pençe Harekatı'nın da ele alındığı, Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkta mücadelesine devam edeceği vurgulandı. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde İran kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nın ele alındığı belirtilerek Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkta mücadelesine devam edeceği vurgulandı. Toplantıda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldu bittilere izin vermeyeceğinin altı çizildi. Bildiride Suriye rejiminin gerginliği azaltma bölgesindeki sivil halka yönelik saldırılarının Astana ruhunu zedelediği belirtildi. İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak için ilgili ülkelerle temasların sürdürüldüğü ifade edildi. İzmir dün gece film senaryolarını aratmayacak bir cinayete sahne oldu sevgili izleyenler. FETÖ borsası çetesinde yer aldığı iddiasıyla yargılanan, evinde elektronik kelepçeyle gözlem altında tutulan AKP'li iş insanı polis yeleğiyle evine gelen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Geriye ise FETÖ borsası ve cinayete ilişkin çok sayıda soru işareti kaldı. Hakkında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan eski AKP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen organize suç örgütü davasında firari sanık suç örgüt lideri Serkan Kurtuluş'la 7'si tutuklu 69 sanık arasında bulunuyordu. Hazırlanan iddianamede sanıklara suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve bu örgüte üye oldukları, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme gibi suçlamalar yöneltilmişti. Bazı devlet görevlilerinin bu suç örgütüyle bağlantıya geçerek FETÖ soruşturmalarını etkilediğine işaret edilen iddianamede, çeşitli üst düzey kamu görevlileriyle siyasetçiler arasında FETÖ soruşturmalarında haklarında işlem yapılan iş insanlarına yönelik menfaat temin sahikiyle ve örgütlü hareket edildiği, bir nevi kamuoyundaki tabirle FETÖ borsası olduğu kuşkusu uyanmıştır ifadelerine yer verilmişti. Polis yeleği bulunan şüpheli, dün akşam saatlerinde Kurtuluş'un evinin bulunduğu siteye gitti. Buradaki güvenlik görevlisine denetimli serbestlik bürosunda görev yaptığını söyleyerek Kurtuluş'un bulunduğu daireye girdi. Kurtuluş'a ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Ağır yaralanan Kurtuluş, ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı reformu stratejisi belgesini açıkladı. Tutukluluk sınırı, hukuk fakültelerinde eğitim süresinin uzaması, ifade özgürlüğü gibi öne çıkan başlıklar vardı o pakette. Ancak Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun yeşil pasaport müjdesi verildiği esnada takındığı tavır toplantıya damgasını vurdu. Feyzoğlu'nun coşkulu bir şekilde Erdoğan'ı alkışlaması dikkat çekti. Hakim ve savcıların... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yargıda reform paketini açıkladı. Önemli değişiklikler yer alıyordu o pakette. Avukatlara da yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz. Pakette en dikkat çekici ifadelerden birisi tutukluluk sınırlaması ile ilgiliydi. Yargılamaların ve hükümlerin akıbetini değiştirecek çarpıcı detaylar vardı o belgede. Tutuklamayı istisnai tedbir, tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz. Sistematik işkence ya da kötü muamele iddiaları artık geride kalmıştır. Bu alandaki kazanımlarımızı korumakta kararlıyız. Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz. Hukuk fakülteleriyle ilgili kapsamlı yenilikleri de içeriyor paket. Eğitim süresinin 5 yıla çıkartılması, kontenjanların azaltılması, başarı sıralamasının 190 binden 100 bine yükseltilmesi gibi düzenlemeler planlıyoruz. Erdoğan'ın ifade özgürlüğü vurgusu da en çok konuşulanlardan oldu. Anayasa başta olmak üzere mevzuatımızda köklü değişiklikler yaptık. Bu belgeyle ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve daha ileriye taşınması konusunda yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz. Cumhurbaşkanı hakaretten açılan tazminat davaları günden güne artış gösterirken Erdoğan'ın özgürlük vurgusu dikkati çekti. Son 6 yıllık süreçte ifade ve medya özgürlüğünün geliştirilmesine yönelik önemli adımlar attık. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun alkışları ise tanıtım toplantısına damgasını vurdu. Erdoğan'ın avukatlara yeşil pasaport müjdesi verdiği sıralarda Feyzoğlu'nun yüzünde beliren gülümseme dikkatlerden kaçmadı. Avukatlara da yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz. Feyzoğlu'nun o tavrı hukukçuların tepkisini topladı. Özellikle sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı paylaşıldı Feyzoğlu hakkında. Alkış poleminin ardından Feyzoğlu bu kez Türkiye İttifakı vurgusu yaptı. Ben bugün açıklanan belgeyi Türkiye'nin o büyük kucaklaşmasının adı olarak nitelediğim Türkiye İttifakı'nın yol haritası olarak görüyorum. Yargının bağımsızlığının sık sık tartışma konusu olduğu günlerde Feyzoğlu'nun bu tavrı tarafsızlıktan uzak olarak değerlendirildi. Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan Twitter hesabı üzerinden kayıtlara geçsin ittifakta ben yokum açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı reform paketini açıkladıktan sonra yargı mensuplarıyla iftarda buluştu. Hukuk istikrarını korumayı hepsinden önemlisi adalette yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yeni yargı paketinin meclise ne zaman geleceği ise henüz netleşmiş değil. Ancak paket gündemden uzun bir süre düşmeyecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yargıda önemli düzenlemeleri içeren reform paketini açıkladı. Pakete ilk tepki CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den geldi. Özel, bu kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığı tek adam rejiminin egemenliğinin tescillendiği günlerden biri dedi. AKP mutfağında hazırlandığını söyledi. Yargı reformu strateji belgemiz... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yargı reformu strateji belgesine ilk tepki CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den geldi. Mecliste düzenlediği basın toplantısından verdi mesajlarını. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün vasiyetini çiğnediğini söyledi. Bunun önü söz, arkası kanun. Kanunla olur. Yargı reformunu ne yapacaksın? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle sarayda yapabiliyorsan burada yapılacak. Oylar burada verilecek. Yürütmenin başı yasamanın işiyle ilgili günlerdir haber veriyor.
Bugün de toplantı yapıyor. Strateji belgesi açıklıyor. Bu kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığı, tek adam rejiminin egemenliğinin tescillendiği günlerden biri. Özel atanmış memur, teknisyen bakan, arkasında milletin oyunun bulunmadığı, hakkında gen soru önergesi verilemeyen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün AK Parti mutfağında hazırlanan bu reformları sıraladığını söyledi. Muhalefet partilerine bile çağrı yapmış. Allah bilir, MHP grup başkan vekilleri, MHP milletvekilleri oradadır. Dinliyorlar, yargı reformu yapılacakmış. Sen yapacaksın. Neyi dinliyorsun? Sen milletvekilisin. Yürütmenin ne talimatını alıyorsun? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla 3 yıla yakın süredir tutuklu bulunan ABD vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Görgen'in cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alındığını, yakın zamanda da Amerika'ya gönderileceğini söyledi. Trump-Erdoğan görüşmesi sonrası gerçekleşen bu gelişme için ABD Başkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Trump'ın açıklamasına CHP'den tepki geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye'de NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakılması konusuna değindi. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gölge'nin tahliyesiyle ilgili işbirliği için teşekkür etti. We just had news that Turkey released a prisoner that we were trying to get and they released him a little while ago into home custody and will be released from home custody to the United States pretty soon. And I just want to thank President Erdogan. We dealt with that and he was great. They released this prisoner, hostage, whatever you want to call him. He's at home custody in Turkey. He'll be released fairly soon. So that's good news. I guess probably you know about that. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak bu açıklamaya ve açıklama üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Öztrak Twitter'dan paylaştığı mesajında, Türk yargısının ne yapacağına artık Amerikan Başkanı mı karar veriyor? Trump, papazı Oval Ofis'e 24 saatte gönderenlerin şimdi de ne yapacağından o kadar emin ki yine dalgasını geçiyor. Türkiye'nin itibarını bir teşekküre takas edenleri tarih unutmayacak ifadelerini kullandı. Mesut Barzani'den boşalan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlığı'na eski başbakan Neçirvan Barzani seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlığı'na seçilen Neçirvan Barzani'yi telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlığı'na seçilmesi dolayısıyla Neçirvan Barzani'yi tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Rusya ile ikili ilişkilerin olumlu gündemde belirlendiği ve ilerlediği belirtildi. Görüşmeye dair Kremlin'den de açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlarımıza yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğine vurguladı. Açıklamada, Cumhurbaşkanımız İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydetmiştir. Cumhurbaşkanımız ikili ilişkilerin olumlu gündemde belirlendiğini, ilerlediğini belirterek G20 zirvesi marjında Japonya'da Sayın Putin'le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade etmiştir denildi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise telefon görüşmesinde İdlib'de istikrarın sağlanmasının ve terör unsurlarına karşı etkili mücadele için ortak çalışmaların artırılmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi.
Ekrem İmamoğlu CHP'li eski meclis üyeleriyle buluştu. Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer turu attı. Benim içim rahatsa bir anlamı var demektir. Bizi kişisel analiz uzmanları tutmuşlar, takip ediyorlar. 18 günde çıldırdılar. 1800 günde ben bunları deli edeceğim, hiç tereddüdünüz olmasın dedi. İmamoğlu İstanbullulardan yine sıcak destekler gördü. Salona dualar, temenniler eşliğinde girdi. Tek tek tokalaştı. Ekrem İmamoğlu, CHP'li eski meclis üyeleriyle Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Biz İstanbul'da iktidar veriyoruz. 23 Haziran'da mutlaka ve mutlaka yine sandık çevresi vesaire hangi ortamsa görev alarak bu süreci en layıkıyla bitirelim. Ve ondan sonra inşallah gidelim bu memlekete İstanbul'da en güzel şekilde hizmet etmeye başlayalım. Benim inancım tam, çok rahatım, Allah için biliyor, çok rahatım. Benim içim rahatsa bir anlamı var demektir. Bir anlamı var demektir. Yani karşı tarafın tedirginliğini, kaygısını şuradan anlayın. Yani azıcık yüzüm asladı mı bak kızdılar diyorlar. Bak kızdı. Azıcık işte elin ayağı bak hakaret etti işte. Yani azıcık kızdı bak telaşlandı falan. Yani bu kadar bizi izliyorlar. Bazı enerji uzmanları veya işte kişisel analiz uzmanları tutmuşlar, takip ediyorlarmış. Ben de takip edenlerin psikolojisi bozulur yakından bir şey bulamadım diye. 18 günde çıldırdılar, 1800 günde ben bunları deli edeceğim. Deli edeceğim. Hiç seyrettiğiniz olmaz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu buluşmadan sonra Şişli, Beşiktaş, Sarıyer turu yaptı. İmamoğlu'nu gören aracın önünü kesti. Elini tutup destek mesajları verdi. Başkanım sakın vazgeçmeyin. Asla, sakın vazgeçmeyin. Asla CHP olarak bilmenize girmeyin. Yok. Bu kırılsın yer içinde kalsın. Bir şey olmaz. Allah'ım başkanım. Sen ne dersen başkan, Trabzon'un kralısın. Sen adını zaten utansın. Başkanım. Başkanım. Bayram da oradayım. Ben vatandaşım. Bayram da oradayım. Ben gerçek vatandaşım. Allah'a emanet ol. Beşiktaş'ta gülünmüyorduk. Allah yemeği bıraktı koştuk. Deli gibi. Ne yapacağım seni? Adamsın sen adam. Fotoğraf çek başkanım. Tamam. Allah sizi başımızdan tamam. Eksik etmesin. Beraber. Savaşıyoruz Instagram'da orada burada. Oysa ki denize girmek için oradaydılar. İmamoğlu'nun seçim otobüsünü görünce denize girmeyi bırakıp desteğe geldiler. Ekrem abi görevlerinden biriyim. Sandık başına bırakmıyorsun. Bırak. Yani kendim aynen. Canım kardeşim. Sana çok güveniyorum kardeşim. Çok güveniyorum sana. Her şey çok güzel olacak kardeşim. Kendine dikkat et ne olursun. Can güvenliğine dikkat et kardeşim. Gelsin gelsin. Evet, Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında yine vatandaşlarla sürekli bir araya geliyor. Dün de akşam saatlerinde Küçükçekmece ve Sefaköy'deydi ve orada yaptığı ziyaretlerde de dingin ve düzgün bir dil kullanılması gerektiğini vurguladı. Orada politikacıları da eleştirdi. Aslında mesaj gönderdi Ekrem İmamoğlu. Çocuklara örnek olmalıyız dedi. Sağ ol, çok teşekkürler. Bizi bugün buraya bırakmayan çok kıymetli sivil toplum kuruluşları, başkanları, azaları, üyeleri, bir olduğumuz, birlikte olduğumuz bu görev sokaklarında bize gel.
ayağımız bırakmayan her şey güzel olacak başkan. Ve çok kısa bir süre sonra bizleri çekecek olan bütün katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Ekrem İmamoğlu iftarını Küçükçekmece Belediyesi'nin Kanarya sahilinde binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlediği toplu iftarla açtı. Kalabalık yoğun, ilgi büyüktü İmamoğlu'na. Katılımcılara iftar öncesinde kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, 23 Haziran'da Ramazan bayramından sonra bir demokrasi bayramımız var. Hep beraber kutlayacağız dedi. 23 Haziran'da Ramazan bayramından sonra bir de demokrasi bayramımız var. Hep beraber kutlayacağız, hep beraber oylarımızı kullanacağız. Bu güzel vatanı ve milletimizi sevgi, barış ve kardeşlik içerisinde insanları ayırt etmeyen, kucaklayan, yönetim anlayışıyla bir arada tutan, bütün duyguları besleyen bir ortam nasip olsun. Bunun için çok çalışacağız ve bu şehri, bu ülkeyi, milletimizi, yöneticileri kim olursa kötü dilden, iftiradan, yalandan korusun. Bu güzel duygularımla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve hepinize her şey çok güzel olacak diyorum. Sağ olun, var olun. İmamoğlu Küçükçekmece'nin ardından Sefaköy'e geçti. Diyarbakır Kulp Derneği üyeleriyle bir araya gelen İmamoğlu'na CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da eşlik etti. Vatandaşlara hitap eden İmamoğlu ahlaklı siyaset mesajı verdi. Her birimizin aslında birbirimizde hakkı ve hukuku vardır. O bakımdan ben konuşmamın sonunda sizden helallik isteyip çıkacağım. Çünkü herkesin birbirinde hakkı ve hukuku vardır. Bir genç kardeşimin kalbine nifak sokulmuş. Temiz, dingin, duru bir dil kullanmak lazım. Ben iftar sofralarında siyaset yapmaktan öte insani sorumluluklarımızı hatırlamak ve hatırlatmayı daha doğru buluyorum. Birkaç gündür özellikle iftar sofralarında siyaset ve ahlakı yan yana koyarak anlatmaya çalışıyorum. Ahlaklı siyaset yaparak hem çocuklarımıza hem gençlerimize örnek olabiliriz. Daha sağlıklı bir geleceğe tutunabiliriz. O bakımdan ben ahlaklı bir siyaset yapmak için yola çıktım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da genç imam hatiplerle buluştu sevgili izleyenler. Bir iftar yemeğine katıldı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Genç İmam Hatipler Derneği Genel Başkanı Muhammed Samet Akkaya ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Oruç açtıktan sonra gençlerle sohbet etti Kılıçdaroğlu ve yapılan duaya da eşlik etti. Dernek Başkanı Samet Akkaya iftarla ilgili yaptığı açıklamada, geçen hafta İstanbul'da AKP'lilerle sahurda bir araya geldiklerini belirterek, bugünse Kılıçdaroğlu ile iftar yemeğinde buluştuk. İmam Hatipliler olarak yarınlarımızın birlik ve beraberlik temeli üzerine atılmasını istiyor. 82 milyonun bir beraber ve huzur içerisinde yaşaması, gençlerimizin yarınlara umut dolu bakabilmesi için çabalıyoruz diye konuştu. Türkiye ekonomisi alarm sinyalleri vermeye devam ediyor sevgili izleyenler. Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılıyla çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yıllık bazda %2.6 daraldı. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ilk çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,6 daraldı. Yeni ekonomik programımız. Ne açıklanan ekonomi paketleri ne de kamuda tasarruf tedbirleri yılın ilk çeyreğinde fazla etkili olmadı. Türkiye ekonomisi küçüldü. Devletin zirvesinden gelen tasarruf mesajları kamuda karşılık bulmadı. Devletin nihai tüketim harcamalarının %7,2 artması tedbirlerin uygulamaya konulamadığını gözler önüne serdi.
Verilere göre gayri safi milli hasıla tahmini bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,6 azaldı. Gayri safi yurt içi hasıla tahmini 2019 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla %16 artarak 914 milyar 699 milyon lira oldu. Tarım sektörü toplam katma değeri %2,5 arttı. Sanayi sektörü %4,3 ve inşaat sektörü %10,9 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri %4 azaldı. Tüneldeki ışık her geçen gün, sonundaki ışık daha da büyümeye başladı. Yaşanan ekonomik krizi yansıtan bu rakamlar yılın geri kalanı için öngörülerin karamsarlaşmasına neden oldu. Evet, bayram tatili öncesi Türkiye'nin dört bir yanında özellikle karayollarında hareketlilik başladı. Bu nedenle sürücülerin tedbirli ve çok dikkatli olması gerekiyor. Bu arada ülkemizde 2018 yılında yaşanan kazaları Türkiye İstatistik Kurumu paylaştı. Tatil geldi, önlemler ve uyarılar yapıldı. Ramazan bayramı emniyet müdürlüklerini harekete geçirdi. Özellikle resmi tatillerde sık kullanılan karayolları için ülkenin dört bir yanında denetimler başladı. Görüntüler Eskişehir'den. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kent genelinde önlemler aldı. Her 10 kilometrede bir uygulama kontrol noktaları konuldu, araç ve personel desteği yapıldı. Denetimlere başlanan yerlerden biri de Karabük oldu. Drone destekli yürütülen ve 1 saat süren çalışmalarda 13 sürücüye kırmızı ışık ihlali ve emniyet kemeri takılmaması nedeniyle 2250 lira para cezası kesildi. Her yerde önlemler artarken TÜİK 2018 yılında ülkemizde meydana gelen kazalarla ilgili rakamları paylaştı. Buna göre 2018 yılında 186.532 trafik kazasında 6.675 kişi hayatını kaybetti, 307.071 kişi ise yaralandı. Paylaşılan verilere göre kazalarda ölen kişilerin %42,9'unu sürücüler, %34,9'unu yolcular, %22,2'sini ise yayalar oluşturdu. Kazalarda kusurlu olan taraflarınsa %89,5'i sürücü, %8,4'ü yaya, %0,9'unun yolcu, %0,6'sının taşıt ve yine %0,6'sının yol kaynaklı olduğu belirlendi. Evet, bugün 9 günlük tatil başlamış oluyor. Bu akşamdan itibaren trafiğin yoğun olduğunu göreceğizdir herhalde diye düşünüyoruz. Ve bizler de buradan uyaralım sevgili izleyenler. Dikkatli olunması, hız yapılmaması, emniyet kemerlerinin bağlanması için diyelim. Devam edelim. Son yıllarda paralı köprü ve otoyollar birbiri ardına açılıyor. Bayram öncesi Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yeni bir hat ulaşımı açıldı. Ancak geçiş ücretleri o kadar yüksek ki sürücülerin belini büküyor. Son olarak paralı yollardan birine yanlışlıkla giren otomobil sürücüsü geri çıkmak istedi. O sırada arkasından gelen otobüs o otomobile çarptı ve devrildi. Ne yazık ki bir kişi yaşamını yitirdi. 15 kişi yaralandı. Son yıllarda yeni otoyollar, köprüler birbiri ardına açılıyor. Ancak geçiş ücretlerinin yüksekliği nedeniyle hep tartışma konusu oluyor. Son olarak bayram öncesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kurtköy Liman Kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde bulunan V07 viyadüğünün bir kısmı ve Dilovası ilçesinde bulunan liman kavşağıyla Körfez ilçesinde bulunan Sevindikli Kavşağı arasında kalan bölüm gece yarısı itibariyle trafiğe açıldı. Trafiğe açılan bölüme yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlilerin girmesi ve otoyol üzerinde duraklama, park etme, geri dönüş yapma yasaklandı. Mecburi asgari hız saatte 40 km olarak belirlendi, azami hızınsa geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olması kararı alındı. Bayram öncesi karayollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarılıyor. Ancak paralı o otoyollardan birinde sabah saatlerinde kaza yaşandı. Görüntüler Ümraniye-Tem bağlantı yolu Kuzey Marmara Otoyolu sapağından. Sapağı kaçıran otomobilin sürücüsü paralı otoyolda geri gelmeye başladı. Arkasından gelen otobüsün şoförü otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. Otomobil sürücüsü Şenol Doğan hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 15 kişi ise yaralandı. Kaç tane Köprü ve otoyollara verilen ücretler son yıllarda sürücüler için büyük bir yakınma kaynağı. Son olarak Boğaz köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edildi. Buna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi yasak olduğu için ceza kesilen panelvan ve kamyonetler artık köprüyü kullanabilecek. Evet, bayram tatili nedeniyle İstanbul'da otogar yolcuları akınına uğradı sevgili izleyenler ve bayramı sevdikleriyle geçirmeye çalışan İstanbullular bilet bulabilmek için yoğun çaba harcadı. Otobüs işletmecileri yolcu artışından memnun ancak köprü ve otoyol ücretlerinin yüksekliği onlar için de büyük bir sorun. Bavullar hazırlandı, tatil yolculuğu başladı. İstanbullular 9 günlük tatil için ya memleketlerinin ya da tatile gidecekleri yerlerin yolunu tuttu. İstanbul'da yola çıkacak vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı doldurdu. Otobüslerin ek seferleri dahil hiç boş yer kalmadı. Haziran ayı full çalışıyoruz. Şu anda inan ki bizim ana hatlarımız dolu, ilave servislerimiz dolu. Fakat bir şey söyleyeceğim şimdi, biz otobüs bulamıyoruz ki et servis açalım. Yola çıkacaklar, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan tarafından uyarıldı. Halk otobüsleriyle, yani dışarıdaki garaj dışındaki, otogarlar dışındaki otobüslerle seyahat etmesinler. Çünkü onların lastiklerinin, motorlarının, arızalarının, tek şoför yolu nasıl bildiğini. Çünkü servis taşıyan arabalar onlar. Şehir içi çalışan otobüsler. İkincisi bir de aileler toplanıyor mahallede. Mesela ilçede diyor ki 30 kişilik 25 minibüs tutup gidelim. Sakın onlarla gitmesinler. Onlara tavsiyem tedbir belgeli otogarlardan, kalkan firmalardan bilet alarak seyahat etsinler. Özcan ayrıca İstanbulluların da en büyük dertlerinden biri olan köprü otoyol geçiş bedellerine değindi. Geçiş ücretlerinin yüksek olması nedeniyle yolcu kaybettiklerini söyledi. Şu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde halletme zamanı geldi. Çünkü maliyetleri bize çok yükseğe mal oluyor. Bir ikincisi otobüslerimiz orada giriş gelişte 140-150 kilometre fark atıyor giriş gelişte yani. Bir ikincisi fiyatlar çok pahalı. Bir de en büyüğü biz Yalova, Bursa, İzmit ve Adapazarı yolcusunu İstanbul Esenler'den kaybettik. Karşıdan başladılar ve minibüs servisleri başladı. Yani kontrol edilmesi lazım. Yavuz Sultan Selim'den ziyade Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bize müsaade ederlerse bu yolcularımızı toparlarız. Çünkü Ankara'ya 5-6 saatte giden otobüs 8 saatte gidiyor. Adapazarı'na siz yolcu olsanız Yalova'ya gittiğiniz zaman 2 saatte giderken 4 saatte gider misiniz? Minibüse binip gidiyorsunuz. Uçak fiyatlarına yetişen otobüs fiyatları yolcuları da mağdur etti. İstanbul'da kaçak köprü geçiş cezalarına af getiren torba yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV biriminin indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören torba teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Öte yandan cezaların affı için yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde başvuru yapılması gerektiği belirtildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde deprem meydana geldi sevgili izleyenler. Merkez üssünün Gökova olduğu öğrenilen depremin 4.2 büyüklüğünde olduğu belirtildi. AFAD'ın verdiği bilgilere göre deprem gece 00:43'te Gökova körfezinde 4.2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Bodrum'un yaklaşık 4 kilometre açığında kaydedilen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Evet, yine şiddet mağduru ve yine bir kadın sevgili izleyenler. İstanbul'da bir kadın otomobilden atıldı. Atıldığı otomobile sürüklenmesi
pahasına geri dönmek istedi o kadın. Birçok olayda olduğu gibi bunda da bir kadın yine en yakınındaki kişinin şiddetine maruz kaldı. Bu yüzden de şikayetçi bile olmadı. Otomobilin içinde başladı şiddet, sonra dışına taştı. Otomobilin direksiyonunda oturan kişi kadını bir çanta gibi, bir paket gibi caddeye attı ve yoluna devam etti. Kadın şiddet gördüğü kişinin otomobiline binmek istedi. Sürüklenirken ayağa kalktı ancak otomobil uzaklaşıp gitti. Sultan Gazi'deki bu olay onlarca kişinin gözü önünde yaşandı. Sonra kıza yardım etmeye çalıştı. Kızı arabadan attı, sürükledi bayağı, kaşı patladı kızın. Şiddetin tanığı olan onlarca kişi kadının yardımına koştu ama... İşte polise gidelim kızım, aileni çağıralım kızım. Hiçbir şekilde yardımı kabul etmedi. Nişanlım dedi. Tabii nişanlısı olsa böyle yapmazdı sanırım ama nişanlısı değildi. Kadına yönelik şiddet olaylarının çoğunda olduğu gibi bunda da kadının en yakınındaki kişiden geldi şiddet. Bu yüzden şikayetçi bile olmadı kadın. Kim bilir hangi düşünceyle yaşadığı acının üstünü örttü. Hani şoktaydı zaten kız. Kız şoktaydı, çok yardım etmek istedik. Hiçbir şekilde yardımı kabul etmedi. Evet, şimdi bir telefon bağlantısıyla sürdüreceğiz gün izni sevgili izleyenler. 2 yıl önce Habertürk gazetesi yazarı Nagihan Alçı'yla Etiler'de bir kafede karşılaştı müzisyen Nazlı Işıldak. Ve sonrasında aralarında Nazlı Işıldak'ın sorusu üzerine küçük çaplı bir tartışma yaşandı ve sonrasında neler yaşandı? Şimdi kendisinden öğreneceğiz, dinleyeceğiz. Merhaba Sayın Işıldak, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. 2 yıl önce bir kafede otururken gazeteci Nagihan Alçı'yla karşılaştınız ve ona bir soru yönelttiniz. Sonrasında da bu noktalara geldi. Bu nokta dediğimiz yeri sizin açıklamanızı rica edeceğim. Karşılaştığınızda siz ona nasıl bir soru yönelttiniz, nasıl bir sohbet gerçekleşti, olay buralara geldi. Evet, biliyorsunuz Türk milleti yıllarca kumpas davalarıyla karşı karşıya getirildi. Çok sayıda aydınımız, askerimiz, siyasetçiler, gazeteciler, bilim adamları, bu insanlar bu Balyoz, Ergenekon ve farklı isimlerdeki pek çok kumpasla boğuştular ve biz sürecin başından beri vatandaş olarak bu kumpas davalarını da, takip ediyorduk. Ve o dönem biliyorsunuz kalemini adeta bu insanlara nefret bir silah gibi, nefret saçan bir silah gibi kullanan Nagihan Alçı'yı görünce zaten hani çoğumuzun içinde biriktirdiği belki bazı tepkilerim olmuştu. Ona FETÖ kumpaslarında çok ciddi bir payının olduğu, o dönemde adeta FETÖ'nün medya ayağı gibi çalıştıklarını ve dolayısıyla sonrasında yaşanan bu darbe girişiminde de ölen pek çok vatandaşımızın, şehit edilen bu insanların ölümlerinde çok büyük bir pay sahibi olduğunu belirttim. Ve de kendisine dedim ki Bank Asya'dan aldığınız milyonlarca liralık krediyle yanınızda rahat rahat, vicdanınız rahat bir şekilde oturabiliyor musunuz? Aslında ben şunu sormak istedim ve tepkim kendisine de ve eşine de şu yöndedir. Bu ülkede bu insanlar gazetecilik yapmayacak hale gelmeliler diye düşünüyorum. Çünkü gazetecilik çok etik olarak çok değerli bir meslek. Öyle sürdürülmesi gereken bir meslek. Medya demokrasimizin çok önemli bir ayağı. Dolayısıyla bu insanların yalanları dolanlarıyla kirletilen ve mahvedilen bir süreç yaşadık biz. Dolayısıyla tepkim bu yöndeydi. Evet Sayın Işıldak, peki bu soruyu yönelttikten sonra aranızdaki sohbet tartışmaya dönüştü mü? Yani tartışmanın boyutu ya da ne oldu da konu yargıya taşındı? Dönüştü. Hakaret ben, var mıydı mesela konuşmalarınızda? Hakaret etmek gerekmiyor zaten, bakın yani bu insanların suçları. Yok ben sizin için söylemiyorum, karşılıklı olarak hani seyircilerimize daha iyi aktarabilmek adına. Zaten bana hiçbir şey söyleyemedi. Yani hiçbir şey söyleyemedi, kendini savunacak tek bir kelime edebilecek halde de değildi. Fakat ben çok yüksek sesle, özellikle insanlara dönerek de sesimi yükselttiğimi söyledim ki şahit olsunlar istedim. Dolayısıyla yüksek sesle bu tepkileri kendisine gösterdim ve kendisi oradan aslında bir an önce uzaklaşmak için çaba
harcadı. Fakat bunları gerçekten bu insanların yüzlerine vurmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz o dönemde biliyorsunuz kanser olup ölen Cem Aziz Çakmak Paşa'mızı hatırlıyorum mesela. İntihar eden Ali Tatar'ı hatırlıyorum. Bu insanlar çok kıymetli canlarımızdılar. Belki hayatta olsalardı bu ülkeye çok uzun yıllar hizmet edecek insanlardılar. Türkan Saylan'ı hatırlıyorum ki polis baskını olduğu gün evinin önüne gitmiştim Arnavutköy'de. Yani sayısız insan bu saldırılar yüzünden gerçekten mağdur edildi ama onlardan da önce bu ülke mağdur edildi. Dolayısıyla yani FETÖ kumpası sadece yani bu şey değil biliyorsunuz sadece asker ayağı olan bir iş değildi. Yıllarca bu ülkenin aklına aslında onların ne kadar desteklediğini yani bütün kamuoyu biliyor eşinin de Rasim Ozan Kütahyalı'nın da. Peki Sayın Işıldak daha sonra yargıya taşındı tabii bu süreç. Evet. O süreci biraz anlatalım mı? Yani nasıl gerçekleşti sonrasında neler yaşandı? Çünkü bugün zannediyorum bugün ya da dün açıklanan bir karar var. Neler söyleyeceksiniz? Evet dün sabah açıklandı. Evet. Şöyle Nagihan Alçay'la olan davamız ki kendisi de benim hakkımda hakaret davası açmıştı. Hakaret cezası almadım ben. Kişilerin sükun ve huzurunu bozmakla ilgili çok hani çok çok az bir ceza yani indirimlerle hani yok sayılabilecek bir ceza aldım ki evet doğrudur yani kişilerin huzur ve sükununu bozmuş olabilirim. Dolayısıyla bizim için böyle bir ceza almak gerçekten hiç problem değildi. Sonuç olarak devletin kestiği parmak acımaz derler. Dolayısıyla bizim için problem değildi bu ceza fakat hemen bu yani iki sene önceki bu olayın ardından bir gün sonra sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam Rasim Ozan Kütahyalı Sabah gazetesinde hakkında yani çok ciddi hakaretler içeren bir yazı kaleme aldı. Ve hani hakaretler gerçekten hani çok önemli değil yani ama hakaretlerin de dışında tabii saptırmalarla dolu konuyu tamamen saptırarak benim bir klasik batı müziği icracısı bir piyanist olmamla mütevellit işte halkın çok büyük bir kesimini aşağıladığım aslında işte bu ülkenin sahibi olarak kendimizi gördüğümüz falan gibi böyle saçma sapan bir yazı ama tabii sonrasında bunu, siz şikayetçi oldunuz sanıyorum değil mi? Tabii biz şikayetçi olduk hem kendisinden hem yine Engin Ardıç da çok çok çirkin ifadelerle hakkımda yine bir yazı kaleme aldı. Biz tabii biz de şikayetçi olduk ve bu süreci de çok dikkatle takip ettik. Yani gazetelerinden insanları böyle tehdit edercesine, böyle aşağılarcasına yazılar yazılmaması gerektiğini tabii Türk hukuku da sonuç olarak karara bağlamış oldu. Çok memnunuz, çok mutluyuz. Evet, mahkeme kararını da biraz açalım mı? Evet, yani mahkeme kararı açık bir şekilde bir hakaret olduğunu, benim kimliğimin zaten o dönem kamuoyunda, yani kendi gazetelerinde üstelik açık ve net bir şekilde beyan edildiğinin, dolayısıyla şahsıma yönelik çok ağır hakaret dolu ifadeler olduğuna kanaat getirdi ve kendilerini tazminata mahkum etti. Tabii bu çok olumlu bir karar diye düşünüyoruz. Çünkü karşımızda sonuç olarak Sabah gazetesinin avukatları vardı. Biliyorsunuz hani Türkiye'de ne yazık ki yargıya bir güvensizlik oluşmuştu. Yani yıllardır hepimizin aklında olan şeyler var. Dolayısıyla hani biz böyle bir davadan sonuç alabilir miyiz diye şüpheler vardı kamuoyu nezdinde. Bu şüpheler yenilmiş oldu. Dolayısıyla çok olumlu bir işaret olarak düşünüyorum. Pekala. Sayın Işıldak çok teşekkürler. Değerli katılımınız için, aktardığınız bilgiler için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, müzisyen Nazlı Işıldak telefon hattımızdaydı sevgili izleyenler. Ve Rasim Ozan Kütahyalı'yla bir mahkeme süreci vardı. O da karara bağlandı. Olayı nasıl yaşandığını bizlere aktardı. Devam edelim biz diğer gelişmelerle. Evet, Bulgaristan'da Jivkov'un ülkede yaşayan Türklere yönelik baskılarının ardından gerçekleşen zorunlu göçün üzerinden 30 yıl geçti. Dillerini, isimlerini değiştirmeye zorlanan yaklaşık 360 bin soydaş yurtlarını terk etmek, Türkiye'ye sığınmak zorunda kalmıştı. Bulgaristan'da Jivkov döneminde 1984 yılında Türklere yönelik başlayan asimilasyon politikası 1989 yılına kadar sürdü.
30 yıl önce 29 Mayıs akşam saatlerinde dönemin Bulgaristan lideri Jivkov, Bulgar Devlet Televizyonu'ndan yaptığı açıklamayla Türkiye'nin sınırlarını açmasını istedi ve ülkede yaşayan Türklerden isteyen herkesin göç edebileceğini duyurdu. Ülkede 1984-89 yılları arasında süren asimilasyon kampanyası ve isim değiştirme sürecine isyan eden Türkler Türkiye'ye göç etmeye zorlanmaya başlamıştı. Bulgaristan'da Türk kimlikleri ellerinden alınan binlerce kişi 1989 yaz aylarında harekete geçti. Bulgar yeni tarihinde bu süreç Büyük Gezi adıyla anılıyor. 3 Haziran 1989'dan 21 Ağustos 1989 tarihine kadar gayri resmi verilere göre 360 bin Bulgaristan Türk'ü Türkiye'ye göç etti. İmali ekonomiçeski, politiçeski, kulturni. 1989 yılının acı dolu yazında binlerce aile sınırın iki tarafında parçalandı. Bulgar tarihçileri bu yeni dönemle ilgili olayları objektif bir süzgeçten geçirmedi. Komünist dönemin zulmüyle ilgili ise tek bir suçlu yargı önüne çıkarılmadı. Göçten geriye özellikle Kırcaali bölgesinde ve Rodoplar bölgesinde ıssızlaşan köyler, terk edilmiş evler, sahiplerini bekleyen kırık pencereler ve çocuklarından uzak kalan yaşlı insanlar kaldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan o zaman Refah Partisi İstanbul İl Başkanı'ydı. O gün yaptığı ve halen sosyal medyada bulunabilen açıklamalarında eleştirileri dikkat çekmişti. İşte dış politikadaki düştüğümüz durum bu. Ne dedi Bulgaristan'a? Gelin dedi, yanında kadar varsa gelin. İsterse Todorcukov da gelsin. Tamam güzel. Gelin diyorsun ama bak Ahmet Mehmet asgari ücrete talim ediyor. Ülke insanı aç. Sen buna çözüm bulamamışken gelin diyor. Bunları nereye yerleştireceksin? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu da Bulgaristan'da bulunan göçmenlerden biriydi. 1985 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yoğun uğraşları sonucunda getirilmişti Naim Süleymanoğlu. Adımı değiştirdiler 2 yıl. Türkiye'ye gelmeden evvel 2 yıl evvel adımı değiştirdiler, öyle değil mi? Evet. Evet. O zamandan beri plan yapardım. Ne yapayım gelin Türkiye. O zamandan beri plan yapıyordum. Nasıl geleyim diye Türkiye diyor. 2 sene geçti. Planım ayın 7'sinde akşamla Türk arkadaşlarım yardım ettiler. Avustralya'da değil mi? Melbourne'da restoranda. Restoranda yardım ettiler. Zorunlu göçün üzerinden tam 30 yıl geçti. Kırcaali ve Rodoplar'daki Türk köyleri ise hala mahzun. Bursa'da internetten yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda kafa keseceğim dediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Suriyeli AAF sınır dışı edilecek. AAF'nin savcılık sorgusunda arkadaşlarımla sokakta gezerken adamla kadın kavga ediyordu. Adamın kadına vurduğunu gördüm. Kavgayı ayırdım. Daha sonra o adamla ben kavga etmeye başladım. O sırada elinde kamera ve mikrofon olan kişiler geldi. Ne olduğunu sordular bana. Ben de kadına vuruyor, o adamın kafasını keserim dedim. Benim sözlerim çarpıtıldı. Suçsuzum dediği öğrenildi. Suriyeli AAF'nin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Göç İdaresince Türkiye'den sınır dışı edilmesine karar verildi. Yeniden evinden alınan, gözaltına alınan AAF Bursa İl Göç İdaresine teslim edildi. AAF yarın sınır dışı edilecek. Irak'ta ard arda 6 patlama meydana geldi. 6 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi. 2 bombalı saldırının da olduğu kaydedildi.
iki bombalı saldırının önlendiği kaydedildi. Düzeltelim hemen. Evet, patlamalar İran Kerkük şehrinde meydana geldi sevgili izleyenler. Yerel medya 6 farklı patlamanın meydana geldiğini, bu patlamalarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Söz konusu saldırıların terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruluyor. Kerkük'te ağırlıklı olarak Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde meydana gelen patlamalara dair Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi halkı dikkatli olmaları hususunda uyardı. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde düzenlenen Olağanüstü Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinde İran'a bölgeyi savaş sürüklememe çağrısı yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a yönelik son saldırıların akabinde bölgenin tehlikeli ve olağanüstü bir aşamadan geçtiğine dikkat çekilen bildiride İran'a bölgeyi savaşa sürüklememe, bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale etmeme, terör örgütlerini desteklememe ve uluslararası deniz ulaşımını tehdit etmeme çağrısı yapıldı. Bildiride ayrıca Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle ABD arasında bölgenin güvenlik ve istikrarını tesis edecek ikili anlaşmalar olduğuna işaret edildi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik atacağı adımların destekleneceği vurgusu yapıldı. Evet, Gazişehir Gaziantep sevindi. Hatayspor üzüldü. Rakibini penaltı atışlarında 5-3 yenen Gaziantep Süper Lig'e yükseldi. İstanbul'da oynanan maç iki şehrin iki meydanında kurulan dev ekranlarda izlendi. Maçın sonunda o meydanlarında birinde sevinç vardı, birinde hüzün. İşaret verildi. Gaziantep'te de Hatay'da da aynı coşkuyla başladı maç ama sonrası farklı oldu. Gaziantep'te sevinç ve halay, Hatay'daysa hüzün vardı. Gazişehir Gaziantep'le Hatayspor arasında oynanan ve Süper Lig'e çıkacak takımın belirleneceği maç her iki şehirde meydanlara kurulan dev ekranlardan izlendi. Maç İstanbul'da oynandı. Ülke genelinde izlendi ama heyecanın zirve yaptığı yerler Gaziantep ve Hatay'dı. Maçın normal süresi 1-1 bitti. Sıra penaltılara geldi. İşte o dakikalarda nefesler tutuldu. Düellodan 5-3 Gazişehir Gaziantep galip çıktı. O dakikadan sonra Gaziantep sokakları bayram yerine döndü. Hatay'dan hüzün görüntülerinin yansıdığı saatlerde ve sonrasında Gaziantep sokak ve caddelerindeki kutlamalar sabaha kadar sürdü. Evet, şimdi kısa bir ara, saat başında gelişmeleri aktaracağız yeniden. Evet, saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız sevgili izleyenler. Malatya'da F-4 savaş uçağının inişi sırasında bir arıza meydana geldi ve iki pilot atlayarak kurtuldu.
Milli Savunma Bakanlığı Malatya'da F-4 savaş uçağının inişi sırasında yaşanan kazayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır denildi. Yapılan açıklamada ayrıca İran kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla bölücü terör örgütü PKK tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 3,5 saat süren toplantıda Pençe Harekatı'nın da ele alındığı söylendi ve Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkla mücadelesine devam edileceği vurgulandı. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde İran kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nın ele alındığı belirtilerek Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkta mücadelesine devam edeceği vurgulandı. Toplantıda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldu bittilere izin verilmeyeceğinin altı çizildi. Bildiride Suriye rejiminin gerginliği azaltma bölgesindeki sivil halka yönelik saldırılarının Astana ruhunu zedelediği belirtildi. İdlib gerginliği azalt bölgesinde yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak için ilgili ülkelerle temasların sürdürüldüğü ifade edildi. Evet, İzmir dün gece film senaryolarını aratmayacak bir cinayete sahne oldu sevgili izleyenler. FETÖ borsası çetesinde yer aldığı iddiasıyla yargılanan, evinde elektronik kelepçeyle gözlem altında tutulan AKP'li iş insanı, polis yeleğiyle evine gelen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Geriye ise FETÖ borsası ve cinayete ilişkin çok sayıda soru işareti kaldı. Hakkında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan eski AKP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen organize suç örgütü davasında firari sanık suç örgüt lideri Serkan Kurtuluş'la 7'si tutuklu 69 sanık arasında bulunuyordu. Hazırlanan iddianamede sanıklara suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve bu örgüte üye oldukları, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme gibi suçlamalar yöneltilmişti. Bazı devlet görevlilerinin bu suç örgütüyle bağlantıya geçerek FETÖ soruşturmalarını etkilediğine işaret edilen iddianamede, çeşitli üst düzey kamu görevlileriyle siyasetçiler arasında FETÖ soruşturmalarında haklarında işlem yapılan iş insanlarına yönelik menfaat temin sahikiyle ve örgütlü hareket edildiği, bir nevi kamuoyundaki tabirle FETÖ borsası olduğu kuşkusu uyanmıştır ifadelerine yer verilmişti. Polis yeleği bulunan şüpheli, dün akşam saatlerinde Kurtuluş'un evinin bulunduğu siteye gitti. Buradaki güvenlik görevlisine denetimli serbestlik bürosunda görev yaptığını söyleyerek Kurtuluş'un bulunduğu daireye girdi. Kurtuluş'a ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Ağır yaralanan Kurtuluş, ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı reformu stratejisi belgesini açıkladı. Tutukluluk sınırı, hukuk fakültelerinde eğitim süresinin uzaması, ifade özgürlüğü gibi öne çıkan başlıklar vardı o pakette. Ancak Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun yeşil pasaport müjdesi verildiği esnada takındığı tavır toplantıya damgasını vurdu. Feyzoğlu'nun coşkulu bir şekilde Erdoğan'ı alkışlaması dikkat çekti. Hakim ve savcıların... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yargıda reform paketini açıkladı. Önemli değişiklikler yer alıyordu o pakette. Avukatlara da yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz.
Pakette en dikkat çekici ifadelerden birisi tutukluluk sınırlaması ile ilgiliydi. Yargılamaların ve hükümlerin akıbetini değiştirecek çarpıcı detaylar vardı o belgede. Tutuklamayı istisnai tedbir, tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz. Sistematik işkence ya da kötü muamele iddiaları artık geride kalmıştır. Bu alandaki kazanımlarımızı korumakta kararlıyız. Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz. Hukuk fakülteleriyle ilgili kapsamlı yenilikleri de içeriyor paket. Eğitim süresinin 5 yıla çıkartılması, kontenjanların azaltılması, başarı sıralamasının 190 binden 100 bine yükseltilmesi gibi düzenlemeler planlıyoruz. Erdoğan'ın ifade özgürlüğü vurgusu da en çok konuşulanlardan oldu. Anayasa başta olmak üzere mevzuatımızda köklü değişiklikler yaptık. Bu belgeyle ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve daha ileriye taşınması konusunda yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz. Cumhurbaşkanı hakaretten açılan tazminat davaları günden güne artış gösterirken Erdoğan'ın özgürlük vurgusu dikkati çekti. Son 6 yıllık süreçte ifade ve medya özgürlüğünün geliştirilmesine yönelik önemli adımlar attık. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun alkışları ise tanıtım toplantısına damgasını vurdu. Erdoğan'ın avukatlara yeşil pasaport müjdesi verdiği sıralarda Feyzoğlu'nun yüzünde beliren gülümseme dikkatlerden kaçmadı. Avukatlara da yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz. Feyzoğlu'nun o tavrı hukukçuların tepkisini topladı. Özellikle sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı paylaşıldı Feyzoğlu hakkında. Alkış poleminin ardından Feyzoğlu bu kez Türkiye İttifakı vurgusu yaptı. Ben bugün açıklanan belgeyi Türkiye'nin o büyük kucaklaşmasının adı olarak nitelediğim Türkiye İttifakı'nın yol haritası olarak görüyorum. Yargının bağımsızlığının sık sık tartışma konusu olduğu günlerde Feyzoğlu'nun bu tavrı tarafsızlıktan uzak olarak değerlendirildi. Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan Twitter hesabı üzerinden kayıtlara geçsin ittifakta ben yokum açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı reform paketini açıkladıktan sonra yargı mensuplarıyla iftarda buluştu. Hukuk istikrarını korumayı hepsinden önemlisi adalette yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yeni yargı paketinin meclise ne zaman geleceği ise henüz netleşmiş değil. Ancak paket gündemden uzun bir süre düşmeyecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargıda önemli düzenlemeleri içeren reform paketini açıkladı. Pakete ilk tepki CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den geldi. Özel, bu kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığı, tek adam rejiminin egemenliğinin tescillendiği günlerden biri dedi. AKP mutfağında hazırlandığını söyledi. Yargı reformu strateji belgemiz... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yargı reformu strateji belgesine ilk tepki CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den geldi. Mecliste düzenlediği basın toplantısından verdi mesajlarını. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün vasiyetini çiğnediğini söyledi. Bunun önü söz, arkası kanun. Kanunla olur. Yargı reformunu ne yapacaksın? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle sarayda yapabiliyorsan burada yapılacak. Oylar burada verilecek. Yürütmenin başı yasamanın işiyle ilgili günlerdir haber veriyor. Bugün de toplantı yapıyor. Strateji belgesi açıklıyor. Bu kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığı, tek adam rejiminin egemenliğinin tescillendiği günlerden biri. Özel atanmış memur, teknisyen bakan, arkasında milletin oyunun bulunmadığı, hakkında gen soru önergesi verilemeyen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün AK Parti mutfağında hazırlanan bu reformları sıraladığını söyledi. Muhalefet partilerine bile çağrı yapmış. Allah bilir MHP Grup Başkan Vekilleri, MHP Milletvekilleri oradadır. Dinliyorlar, yargı reformu yapılacakmış. Sen yapacaksın. Neyi dinliyorsun? Sen milletvekilisin. Yürütmenin ne talimatını alıyorsun?
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla 3 yıla yakın süredir tutuklu bulunan ABD vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Gölge'nin cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alındığını, yakın zamanda da Amerika'ya gönderileceğini söyledi. Trump-Erdoğan görüşmesi sonrası gerçekleşen bu gelişme için ABD Başkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Trump'ın açıklamasına CHP'den tepki geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye'de NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakılması konusuna değindi. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gölge'nin tahliyesiyle ilgili işbirliği için teşekkür etti. We just had news that Turkey released a prisoner that we were trying to get. And they released him a little while ago into home custody and will be released from home custody to the United States pretty soon. And I just want to thank President Erdogan. We dealt with that. And he was great. They released this prisoner, hostage, whatever you want to call him. He's at home custody in Turkey. He'll be released fairly soon. So that's good news. I guess probably you know about that. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak bu açıklamaya ve açıklama üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Öztrak Twitter'dan paylaştığı mesajında, Türk yargısının ne yapacağına artık Amerikan Başkanı mı karar veriyor? Trump, papazı Oval Ofis'e 24 saatte gönderenlerin şimdi de ne yapacağından o kadar emin ki yine dalgasını geçiyor. Türkiye'nin itibarını bir teşekküre takas edenleri tarih unutmayacak ifadelerini kullandı. Mesut Barzani'den boşalan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlığı'na eski Başbakan Neçirvan Barzani seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlığı'na seçilen Neçirvan Barzani'yi telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlığı'na seçilmesi dolayısıyla Neçirvan Barzani'yi tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Rusya'yla ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediği belirtildi. Görüşmeye dair Kremlin'den de açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarından daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlarımıza yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini vurguladı. Açıklamada, Cumhurbaşkanımız İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydetmiştir. Cumhurbaşkanımız ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek G20 zirvesi marjında Japonya'da Sayın Putin'le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade etmiştir denildi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise telefon görüşmesinde İdlib'de istikrarın sağlanmasının ve terör unsurlarına karşı etkili mücadele için ortak çalışmaların artırılmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi. Ve seçim çalışmaları diyelim. Ekrem İmamoğlu CHP'li eski meclis üyeleriyle buluştu. Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer turu attı. Benim içim rahatsa bir anlamı var demektir. Bizi kişisel analiz uzmanları tutmuşlar, takip ediyorlar. 18 günde çıldırdılar. 1800 günde ben bunları deli edeceğim. Hiç tereddüdünüz olmasın dedi. İmamoğlu İstanbullulardan yine sıcak destek gördü. Salona dualar, temenniler eşliğinde girdi. Tek tek tokalaştı.
Ekrem İmamoğlu, CHP'li eski meclis üyeleriyle Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Kendimiz İstanbul'da iktidara veriyoruz. 23 Haziran'da mutlaka ve mutlaka yine sandık çevresi vesaire hangi ortamsa görev alarak bu süreci en layıkıyla bitirelim. Ve ondan sonra inşallah gidelim bu memlekete İstanbul'da en güzel şekilde hizmet etmeye başlıyorum. Benim inancım tam, çok rahatım, Allah için biliyoruz, çok rahatım. Benim için rahatsa bir anlamı var demektir. Yani karşı tarafın tedirginliğini, kaygısını şuradan anlayın. Yani azıcık yüzüm asladı mı bak kızdılar. Diyorlar. Bak kızdı. Azıcık işte elin ayağa bak hakaret etti işte. Yani azıcık kızdı bak. Evet, CHP sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulunuyor sevgili izleyenler. Biz de bu şekilde gün izini noktalıyoruz. Şimdi sözcü Faik Öztrak'ın açıklamaları ekrana geliyor. Döküliyor. İcranın başı Erdoğan, dün yargı bağımsızlığı oyun